Yurttaşlara sesleniyorum. Sizin bu ülkede özgürce yaşayabilmenizin güvencesi de laikliktir. Laiklik bu ülkede inanan, inanmayan, farklı inançlara sahip tüm yurttaşlarımızın hep beraber bir arada yaşaması için tek gerçek seçenektir. Şimdi bunu söylemekten korkmamamız gerekiyor örneğin. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela konuşmada vardı gene bizi en çok eleştirdikleri konulardan bir tanesi hesaplaşma başlığı. Biz bu konuda bak açık söylüyorum bir adım geri atmayız arkadaşlar. Yani biz işte örneğin adaylarımızı biraz incelediğinizde de bunu görürsünüz. Adaylarımız bu iktidarın yanlış politikaları, bu iktidarın doğrudan sorumlu olduğu bir takım sözde kazalarda, sözde katliamlarda hayatını yitirenlerin annelerinden, babalarından oluşuyor mesela. Bu bir tercih. Niye bunu tercih ediyoruz? Şunu düşünüyoruz ya arkadaş, bunların üzeri kapatılamasın. Ya bu memlekette iktidarın 20 yıl boyunca işlediği suçların üzeri kapatılamasın. Birisi bunun hesabını sorsun. Birisi çıksın desin ki kardeşim bu iktidarda şu bakan, şu bürokrat bunlar suç işlediler. Yolsuzluk yaptılar, hırsızlık yaptılar, insanların ölümüne sebep oldular ve bunların üzeri örtülemesin. Şimdi biz mesela bu konuda çok iddialıyız. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu yaşadıklarımız. Yani şöyle değil. AKP'den kurtulduk, defteri kapattık, hadi önümüze bakalım. O zaman 3 yıl sonra, 5 yıl sonra AKP gider, BKP gelir. Ama memleket bu karanlıktan kurtulamaz. Eğer köklü bir kurtuluş arıyorsak, yani Türkiye'nin bir daha bunları yaşamasını istemiyorsak, yapmamız gereken şey kararlı bir hesaplaşma çizgisidir. Hızlı bir şey sorup Can'a vereceğim sözü. Altılı Masa ya da Millet İttifakı'ndan hiç size bir teklif geldi mi? Yok, hiç gelmedi. Yani henüz bizim ittifak kurulmamıştı. Altılı Masa yeni oluşmuştu. Kemal Bey'le bir toplantı yaptık. Biz ziyaret ettik kendisini. Değerlendirmelerini aldık. Baktık ki farklı bakıyoruz geleceğe. O zaman hani farklılıklarımızı sürekli tokuşturmak, karşı karşıya koymak yerine ortaklıklarımızı belirleyelim ve o ortaklıklar konusunda herkes kendi yolunu yürüsün diye baktık. Hatta o toplantıdır, mesela onu da söyleyeyim. Bazen böyle sohbetler sırasında o anda söylediğiniz bir şey sonra sizin açınızdan çok yol gösterici olabiliyor. Kemal Bey'le yaptığımız o görüşmede ben anladım. Yani Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kendi sağıyla ittifak yapmaya karar vermiş ve kurtuluşu böyle tarif ediyorlardı. Bizim orada yerimiz olmadığı açık bizim açımızdan. Dedim ki o zaman bu görüşmeyi tarihe şöyle geçirelim. Siz çok deneyimli bir ana muhalefet liderisiniz. Ben sizden ana muhalefet bayrağını devralmış olmak için geleyim. Ve o benim aklımda hep oradan yer etmiştir. Yani önümüzdeki dönem Türkiye'de bence iktidar sorunu yok. Önümüzdeki dönem Cumhur İttifakı yenilecek. Millet İttifakı iktidar olacak. Ama iktidar her rejimde var. Bizim güçlü bir muhalefete ihtiyacımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı da buna taliptir önümüzdeki dönem.